Bekir Asar kavgayı anlamak. Enteresan gelişmelere şahit oluyoruz. İsrail lobilerine yakınlığıyla bilinen ve uzun süredir Türkiye aleyhinde raporlar yayınlayan Washington Enstitüsü, Başkan Trump'a çağrı yaptı. Yayınlanan son raporda, önemli müttefikimiz Türkiye ile ilişkileri yanlış yönlendiren, Ankara-Moskova yakınlaşmasını sağlayan mevcut politikaları sürdürme, Suriye'de Türk haklarıyla yakından ilgilen, mutabakatı artır, Erdoğan'la ilişkilerin başarılı olmasını istiyorsan, karşılıklı menfaatleri ve ticari gözetleniyor. Yani Obama yönetiminin FETÖ'ye, PYD-PKK'ya olan desteğine kadar tüm yanlış politikaların değiştirilmesi isteniyor. Trump, NATO bittiriyor. 6 Amerikan kongresi üyesi Birleşmiş Milletlerden çıkalım diye yasa tasarısı hazırlıyor. Birleşmiş Milletler kurulduğundan beri küresel sermayeye çalışıyor. Erdoğan dün Afrika'dan Birleşmiş Milletler adil değil diye feryat ediyor. Macaristan Başbakanı ülkemi karıştırıyor diyerek baronların tetikçisi Macar Yahudisi Soros'a savaş açtı. Macar Macar'la kapışıyor. Rusya Today's Amerika'daki gösterilerin ardında Soros var diye yazıyor. CIA ajanı David Steel yazboza verdiği röportaj. Soros Trump'a başkanlıktan çekilmesi için 20 milyar dolar rüşvet teklif etti. Çekilmezse 5 parasız bırakarak istifa ettirecek planı devreye sokacaklar diyor. Trump'ın yıllara yayılan vergi borcu olduğu iddiaları böyle bir dönemde tesadüfen medyaya üfleniyor. Soros Trump başarısız olacak, diktatörleşecek, Londra'daki başbakan da kısa zamanda gidecek diyor. Florida açıklarında nükleer deniz altından deneme amaçlı fırlatılan Boş Trident füzesi Afrika. Afrika'daki hedef yerine Amerika'ya doğru gitti. İngiltere Başbakanı Theresa May parlamentoda bu füzelerin genişletilmesini istiyor. İngiliz basınıyla muhalefe topyekün hücuma geçti. Başbakanımız füzelerin Afrika'daki hedef yerine Amerika'ya gittiğini biliyor mu diye saldırıyor. Amerika'da Trump karşıtı gösteriler sürerken Soros'un göstericilere 2500 dolar maaş dağıttığını Amerikan medyası yazıyor. 2500 doları isteyen göstericilere en az 6 eyleme katılma garantisi vereceklerine dair belge imzalatılıyor. Eylemler Londra'ya, Paris'e, Berlin'e taşınıyor. Trump tweet atarak göstericilerle "Yahu seçimler yeni yapıldı, neden oy kullanmadınız?" diyerek dalga geçiyor. Baronların televizyonları gösterileri canlı yayınlıyor. Trump'a küfürler yağdıran Madonna sansürsüz ekrana getiriliyor. Trump'ın Beyaz Saray yeni basın sözcüsü ilk brifingde tüm medyaya hepiniz yalancısınız diye bağırıyor. Trump ilk ziyaretini CIA'ye yaparak birilerine derin yapılar arkamda mesajıyla gözdağı veriyor. Amerika'yı çok iyi bilen bir Türk generali dünkü sohbetimizde bakın ne diyor. Rusya'yı Amerika'ya yakınlaştırıp Çin'i yalnızlaştırmak isteyen kişi Putin hayranı kesincidir. Trump'ın da akıl hocasıdır. Amerika Rusya yakınlaşmasını istiyor. Ancak başkaları tarafından kurulmuş Suriye'nin yapay bir devlet olduğunu, tarihte böyle bir ülke olmadığını savunuyor. Otonom bölgelere ayrılarak parçalanmasını istiyor. Amerika'nın Avrasya hedeflerine ulaşmasının yolu Rusya ve Türkiye'yi yanına almasından geçiyor. Astana'da Türkiye, Rusya, İran üçlüsü Suriye için masaya oturuyor. İçeriğiyle uğraşan Amerika'da gösterilerin ardındaki paranın firavunları başarılı olur mu? türk genel diyor ki amerika'da üç ordu var biri daimi ordu diğeri yedekler ayrıca her eyaletin kendine ait bir başka ordusu daha var aynı osmanlı sistemini kurdular gösteriler devam ederse trump eyalet ordularını sahaya sürer süpürür ordu tamamıyla arkasında ve amerikan halkı da artık baronları biliyor ve tartışıyor tüm bunları nereden nereye geldiğimizi küresel sermayenin güç savaşını hangi boyutlara taşıdığını anlatabilmek için yazıyorum. Türkiye'ye durmaksızın saldıran bu gücü Ankara'nın kimlerle savaştığını görmeliyiz artık. Ülkeleri şirketler mi yönetecek yoksa halkların seçtiği mi? Amerika'da bankaların ve finans kurumlarının yer aldığı cadde yani Wall Street'in belirlediği başkanlar tüm savaşların kararını alıyordu. Wall Street başkanlarının başlattığı ve bölgemizde süren kanlı çatışmalar haliyle bize de sıçrıyordu. Devir, algı operasyonlarına kukla olma devri değil. Ankara etrafında kenetlenmemiz gereken dönemden geçiyoruz. Safımızı belli edeceğiz. Paranın gücüne teslim olanlar şunu bilmelidir. Para yeryüzünde her yerde var. Ama vatan sadece doğduğun, birlikte ağladığın ve güldüğün yerdir. Başka vatan yoktur. Bekir Azar تكفيم